Yalan nedir bilmem, hiç beceremedim. Söylemek istediklerimi her zaman söyledim. Tutku hissedince hiç değişmedim. Bitti zamansa isyan etmedim. Çok zor şarkı. Yani şöyle bir durum var şimdi. Bu orijinal ton olarak görünen ton, ki doğru olduğunu düşünüyorum. Bir tane akoru sadece çıkardım. Bittiği zamansa isyan etmedim. Sonunda bir G majör var. Onun hani orada gereksiz olduğunu düşünüyorum. Sadece onu attım. Onun dışında tamamen doğru olduğunu düşünüyorum. Yapan arkadaşın ellerine sağlık. Çok özür diliyorum. Bir yudum bir çayımdan alayım. Boğazım çok fena oldu. Zor şarkı gerçekten. Yine duru durağı olmayan şarkılardan. Madrigal'in Anı şarkısı. Ama güzel yani. Mesela diğerini nasıl diyeyim, beceremiyordum. Gerçekten hangi şarkısıydı? O bir tane çok meşhur şarkısı var. Anlatmaya çalıştım onu bir türlü. Elektronik olduğu için. Ama bunda ne güzel. Gitarlar duyuluyor. Davullar, bateriler. Yani daha rock tarzında bir şarkı. Benim de hoşuma gitti. Güzel şarkı kesinlikle. İkinci bölümde yine gel ne söylersen söyle de zaten. Yalan nedir bilmem kısmının aynısı. Sıkıntı şu, bare var, hatta bu versiyonda E majör var ama E7'li ile geçtim. Oraları biraz daha kolay. Sadece B bemol, Si majör, B akorumuz bareli olarak var maalesef. Lakin bir versiyon daha var G ile, eğer çekerseniz G minör tonundan şarkıyı çalabilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok C minör haricinde çok fazla gördüğüm. Lakin çok kalından söylemeniz gerekiyor. Yani hani öyle ki burada bile kalından girip sonrasında bu anılar kapı dışarı kısmında çok incelmeniz gerekiyor. Ama orada da baş kısmını, yani yalan nedir bilmem kısmını inanılmaz borazan gibi söylemeniz gerekiyor o tonda da. Tabii sese göre herkesin değişir de. Hani biraz daha bareden uzak durmak için en azından G tonunu seçebilirsiniz. Çok fazla uzatmadan akorlara geçeyim hemen. Bu versiyonda yani bayağı da bir akor var sanıyorum. La minör AM, B bemol, yani B bemol diyorum hep buna, B akoru, yani Si majör B akoru. Şöyle de basabiliriz, yarım bareyle de basabiliriz. Onun dışında bir D minör, Re minör akoru, yani biraz sıkıntılı basma konusunda. Onun dışında bir E minör akoru, Fa majör akoru. E akoru ama E7'li şeklinde, yani şuradan şu şekilde E7'liyle daha kolay. Yani şunu yapmaktansa en azından şu daha iyi gibi. Onun dışında da nakarat kısmında olacak Do majörümüz tabii ki. Do majör var, Sol majör var, yeni aşk unutturur derken. Ritim en azından ada ritmi o açıdan güzel. Ada ritmi nedir? 2 aşağı 2 yukarı, 1 aşağı 1 yukarı, yani şu şekilde. Ama ben yine çanklı çaldım ki yakışıyor, yani çank işte bu kapama hareketiyle. Onu da 2. vuruş ve 5. vuruşlarda sanıyorum. Yalan nedir? Tabii. Yalan nedir? Yani 2. aşağıda ve 5. aşağıda şeklinde. Yalan nedir? Şeklinde yaptım. Akor tekrarlarına gelecek olursak, A minörle başlıyor şarkımız. Buralarda iki kere atıyoruz. Tabii ki tamamında, yani sen yine de bak bana söyle kısmına kadar A minör,
Yalan nedir bilmem. 2 B hiç beceremedim. 2 deminör söylemek istediklerini her zaman söyledim. 2 şerkez tutku hissedince. 2 hiç değişmedim. 2 bitti zamansa. 2 isyan etmedim. 2 İşte bunun sonunda bir G majör konulmuş. Belki o geçiş sağlamak amacıyla ama çok gerekli görmediğim için ben kullanmadım onu. Sonrasında işte artık yavaş yavaş yükselmeye başlıyoruz. Sen yine de bak bana söyle. Burada A minör ve E minörü birer kez ada ritmimizle geçiyoruz. Yani A minör. Sen yine de bak bana söyle. Fa iki kere. İstediklerin doğru var mı sence? D minör ve E'yi ya da E'yi birer kez geçip A minörde, yani sence'nin üstündeki A minör iki kez geçiyoruz. Bir daha bakalım. Sen yine de bak bana söyle ki istediklerim doğrular mı sence? İki. Sonraki bir nedir bilmem hiç az etmedim. Orası da yalan nedir bilmem kısmının aynısı. Yani ikişer kez geçeceğiz. Çok özür dilerim tekrardan. Kibir nedir bilmem hiç az etmedim ki. Her bir gün yeniden ölsem de hep sana geldim ki. Sonra yine bir sen yine de bak bana söyle kısmı yine aynı şekilde. Sen yine de bak bana söyle ki. Tüm bunlar bir yeter mi ikimize? İkimize de yine iki kere A minörde, diğerinde D minör ve E'de, E majör ya da E7'de birer kez geçiyoruz. Ondan sonracığıma şimdi anılar kapı dışarı kısmında iyice yükseleceğiz artık. Orayı nasıl bitiriyoruz? Normal A minörü iki kere geçerek nakarata inebiliyoruz. Yani tüm bunlar yeter mi ikimize? Bir, iki, orada bağırdık ikimize diye. Anılar kapı dışarı, görürsen yut anahtarı. Burada C ve E'ler bir kere geçiliyor. E7'ler ya da A minörler iki kere geçiliyor. Sen yut anahtarı dedik. Sonra yeni aşk, yani yeni aşk unut. C ve G'ler nasıl cıyır diyorum. Yani işte ton sürekli bir yükselen şarkıda maalesef bu sıkıntı var. Çok kalın gireceksiniz ki, yani biraz pes gireceksiniz ki aşağı doğru artık yükseldikçe biraz incelme yeteneğiniz olsun. O nedenle ton sıkıntılı, benim için sıkıntılı. Yani ses yeteneği olmayan biri için. Uzatmayayım çok. C ve G'yi bir kere ada ritmiyle. Yeni aşk unutturur sanki gözlerini. C ve G'nin dışındaki D minör, B yani Si majör ve E'yi ya da E'dili iki kere atıyoruz. Burada sadece C ve G'yi, yeni aşkın üstündeki, yeninin üstündeki C, aşkın üstündeki G'yi iki kere atarak, bir kere atarak, geri kalanını iki kere atarak, D minör, B ve E'yi nakaratı bitirebiliyoruz. Ondan sonra gel ne söylersen söyle yerini tutmaz dediğin bölümü, yalan nedir bilmem hiç beceremedim bölümün aynısı ama orayı söylemek çok zor. Yani çok uzun, hani zaten orada dinlerseniz de o da çabucak bir şekilde geçiyor bazı kelimeleri. Hani orayı ben de çok fazla hakim değilim ama aynı şekilde
Yalan Nedir Bilmem bölümünün aynısı biçiminde çalabilirsiniz. Onun dışında başka ada ritmi dedik, çank dedik. Başka da eklenecek sanıyorum bir şey yok ama güzel şarkı yani. Hani bence diğer şarkıya göre ben daha çok sevdim açıkçası. Umarım faydası olur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.